Sevgili Ümit Sami Kumuş, nasılsınız? Sevgili Mustafa Can, şahaneyim. Sizleri sormalı. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bugün bulduk. Kara sinekleri konuşacakmışız. Evet, bugün kara sinekleri konuşacağız. Yokluğundan müzdaripim. Bugünlerde. Özlemişizdir. Evet. Kış geldi, kara sinekler ortalıklarda görünmüyor. Hazır taciz halinde değilken birazcık kara sinek dedikodusu yapalım bakalım. Nedir, ne de yaparlar, ne yerler, ne içerler? Aslında kara sinek konuşmak istememin temel sebebi dediğin gibi hava soğuduğu için artık ortalıkta çok gözükmüyor ama bir de direnenler var. Ben gitmeyeceğim diyenler var. Benim evde bir iki tane vardı böyle yani normalde gözükmemesi lazım ortada ama bunlar direniyorlar. Uçarken de inatla uçuyorlar. Yani böyle ağır nakliye uçakları vardır ya. diye sonunu zorluya. Acıdım ama bir yandan da şey oldum. Ben hani hem korkmuyor, kaçmıyor, ağır uçuyor dedim. Bunlarda bir arıza var ama. Ne kadar yaşıyorlar kara sinekler? İlk sorusunu böyle sorayım. Uygun şartlarda ortalama 3 hafta, hani bilemedin 4 hafta kadar yaşıyorlar. Ömürleri çok kısa. Niye evimizin sineği diye tarif edebileceğimiz böyle yıllık yaşıyormuş gibi bir durumluya dönüşen sinekler var? Emin misin? Ben eminim ki onlar da bundan oldukça emin. Şimdi isminden zaten öyle bir kafa karışıklığı var. Muscidae familyasına bağlı. Yani sinekler familyasına bağlı. Musca domestica. Bunun orijinal ismi. Bu ismi veren amcalar da aynı içgüdüyle ya bütün yaz bizle beraber evden dışarı çıkmıyorlar. Domestica evcil, evde yaşayan demek. Evcil sinek diye isimlendirmişler. Evde yaşayan sinek. Ama yani nesil olarak yaşıyorlar. Birey olarak yaşamıyorlar. En uygun koşullarda yaşadıkları 3 hafta. Bize bağlı bir tür değil değil mi ama yani doğada yani vahşi hayatta ya da standartta da kara sinekler var. Çevremizde gördüğümüz sinek diye tabir ettiğimiz tüm canlıların %90'ını kara sinekler oluşturuyor. O kadar da yaygın. Yani kutuplardan ekvatora dünyada gitmediği, gezmediği, barınmadığı yer yok. Çok yaygın, artık yerleşmiş. Dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Ebatlar açısından bizim gördüğümüz, bildiğimiz kara sinekler var ve nadiren doğadayken karşılaştığımız böyle hani dana gözü gibi gördüğümüz hani koca koca da sinekler de var. Yani dünyada en büyük, en küçük ebatları nasıl? Şimdi o dana gibi gördüğümüz, hatta bizde Türkçe'de de vardır. At sinağı derler ya ona. Onlar ayrı bir tür. Onlar bizim bildiğimiz kara sinekler değil. Kara sinekler 4-6-7 milimetre civarında. Yani 1 santimden küçük. Gövdesi böyle siyah gri çizgili. İki kanatlı, kocaman gözleri olan, karikatürleri çok yapılan sinekler. Onun haricinde ebat çok büyükse veya çok küçükse bilin ki o kara sinek değil. Mesela büyüdüğünde ne oluyor? Büyük olarak gördüklerimiz neler? Onlar ayrı bir sinek işte. Yani ayrı bir tür. Muscidae familyasında kara sinek kadar yoğun gözükmeyen, popülasyonda o kadar büyük yer kaplamayan başka bir tür o. Mesela sivrisinek de bir sinek ama kara sinekten ayrı bir tür. Onlar da başka türler. Ama biz niye bugün kara sinekleri konuşuyoruz? Bir, çok yaygın. Popülasyonun %90'ını oluşturuyor. İki, insanlar için birinci dereceden önemli bir canlı. En azından sağlık açısından. İnsanlar için önemini ya da bizi nasıl etkilediği hikayesini soracağım ama daha spesifik bir soru sorayım. Yani uçan böceklerin tümüne sinek demiyoruz biz. Yani karıncaların uçanları falan da var ama uçan bir sürü böcek var. Evet. Sinekleri oradan ayırt etmek için kullanılan ana formül ne? Yani İsimlendirmeden sinek... çok rahat anlaşılabiliyor. Bizim sinekler dediğimiz grubun Latince'deki takım adı Diptera. Yani çift kanatlılar. İki çift kanadı olan ve uçan bazılarının körelmiş oluyor. Uçmuyor. O daha derinlikli incelemek gerekiyor. Onların hepsini birden bir sinek diyoruz. Yani bunun içinde ne var? Sivrisinek var, kara sinek var, at sineği var. Doğada gördüğümüz, çayırlıkta, çimenlikte gezerken gördüğümüz sineğe benzeyen ama adlandıramadığımız çift kanatların hepsi sinekler diye geçiyor. Diptera, çift kanatlılar. Anladım, böyle çok küçücük evde böyle sirke sineği falan derler. Gibi, tabii. Onlar da var, hani minicik var. Tabii, yok, işte Melanogaster, Drosophila melanogaster dediğimiz. Bizim biyoloji laboratuvarlarında, genetik laboratuvarlarında da çok kullanırız. Mesela o da sirke sineği. O da Diptera'dan, çift kanatlılardan ama bambaşka bir tür. Bunlar birbirleriyle çiftleşemiyor. Yani yok, öyle yani diyeyim. Türü ifade etmesi için kendi içinde verimli soylar vermesi lazım. Kendi içinde çiftleşmesi lazım. O yüzden bugünkü konumuz olan kara sinekler sadece kara sineklerle çiftleşip uyuyabilirler. Kendi içerisinde cins olarak ayrışıyorlar mı? Yani türün altında. Yani kara sineklerin kaç çeşidi var? Bir. Kara sinek, kara sinektir abi. Muska
domestika. Hiç ayrışmıyor. Hayır, mavi renkli kara sinek falan gibi öyle yok. Bir şey yok. Mesela kargaların beyaz karga dahil var ama yani kara sineklerde yok mu? Ya aslında gene Türk kavramına geri dönersek, fizyolojisi belirlenmiş, üzerindeki anten sayısından bacaklarındaki kıl sayısına kadar her şey belirlenmiş, birbiriyle üreyebilen kara sinek diyelim mesela, Musca domestica bir türdür. Eğer bunun rengi değişiyorsa, bunun kanat sayısı değişiyorsa, kafasındaki antenin şekli sayısı değişiyorsa o tür değildir. O başka bir türdür. O yeniden adlandırılır veya başka bir ismi vardır. Anladım ama yani başka bir hayvandan örneklendirirsek, birbirleriyle üreyebilen ama rengi, boyu, ebatları ya da bazı uzuvları farklı olan canlılar var. Tilkilerin birçok çeşidi, tavukların birçok çeşidi var. Bunların birçoğu birbirleriyle üreyebiliyorlar. Şimdi tilkilerin birçok çeşidi tilki türleriyle ilgili. Gene aynı konu geçerli. Biz de daha önce konuşmuştuk. Kızıl tilki. Mesela o bir türdür. Kızıl tilkinin olduğu nereye gidersen git, bireysel farklılıkların haricinde, aynı insandaki gibi bireysel farklılık da vardır. Bize bireysel farklılıkların haricinde tüm organizasyonu aynıdır. Ama kutup tilkisi dersen o ayrı bir türdür. Onun rengi değişiktir, bacak boyu değişiktir, kafası değişiktir, davranışı değişiktir. O ayrı bir türdür. Onlar birlikte üreyemezler. Üreyemezler. Eğer ürerlerse zaten aynı türden oluyorlar. Üreyemezler. Yani şöyle söyleyeyim, mesela aslan. Afrika'nın neresine gidersen git, bireysel farklılıkların dışında, yani adamın yelesi vardır, yelesinin ucu siyahtır, gözleri çakırdır. Bireysel farklılıkların haricinde aslan aslandır. Kara sinek kara sinektir. Kara sinek de aynı morfolojiye sahip ama gövdesi siyah gri değil de kırmızı beyazsa o kara sinek değildir. Anladım. O başka bir türdür. O başka bir türdür. Tür kavramının zaten temelini bu oluşturuyor. Bak kaç program oldu hala öğrenememişim Sami. Doğaldır. Sıkıntı yok. Azıcık kara sinekler aile hayatı nasıl? Yani kalabalık gruplar halinde mi yaşıyorlar? Bir organizasyonel yapıları var mı? Organizasyonel yapıları yok. Bireysel yaşıyorlar ama çok büyük koloniler halinde, çok büyük gruplar halinde yaşıyorlar. Yumurtaları, yani dışarıya yumurta bırakıyorlar genellikle de. Gübre yığınlarına, işte çöp yığınlarına, kokuşmanın olduğu yere yumurtalarını bırakırlar. Çok enteresan bir şey vardır. Mesela kara sinek, bir kara sinek yumurtladıktan sonra işte larva çıkıyor. Larvadan pupa oluyor. Pupadan ergin sinek çıkıyor. O aşamasından sonra nesil oluşturuyor ya. Bir kara sinek Türkiye şartlarında üremeye başladığı andan itibaren, mesela ne zaman başladı? Nisan'da başladı diyelim. Yumurtasını bıraktı. Aynı yılın Eylül ayına kadar yaklaşık 5 trilyon kadar birey oluşturuyor. Böyle bir büyük üreme potansiyeli var, yeteneği var. Ortalama, sadece fikir olsun diye söylüyorum, İşte 60-70 tane kara sinek 10 gram civarında yapıyor olması lazım, tahminen söylüyorum. Yani bir kara sinek bir yıl içerisinde oluşturduğu soy hattı 8000 ton, 9000 ton gibi bir ağırlığa çıkıyor. Hayal etmesi kolay olsun diye. Olağanüstü bir üreme potansiyelleri var. Çok hızlı ürüyorlar. Ömürleri kısa olmasına rağmen. Yani 3 haftada 10 defa 15 defa yumurta bırakabiliyor. Yumurtadan çıktı. 3 hafta içinde 10-15 defa çiftleşti. Yumurtayı bıraktı. Ondan doğan aynı şekilde yaptı derken o soy hattı bir sinekten 10 bin tona, 8 bin tona, 10 bin tona kadar çıkan bir kütleye ulaşabiliyor. Enteresanmış. Tabii onları kendi bünyeleri ve varlıkları potansiyeliyle algılıyoruz ama yani bu devasal bir. Tabii. Çok büyük. İşte burası bizi ilgilendiriyor. Niye kara sineklerden bahsediyoruz? Kış geldi diye kara sinekler bitmedi. Onlar da hibernasyon dediğimiz kötü koşulları atlatmak için uyku durumu, metabolizmasını sıfırlığa yakın getirme durumu gibi mekanizmaları var ama tekrar havalar ısınmaya başladığı zaman bunlarla karşılaşacağız. Ve İstanbul'da da çok yoğun bir şekilde var. Herkesin malumu görüyordur. Bizi ilgilendiren kısmı bunlarla beraber yaşıyoruz ama çok yoğun bir şekilde hastalık taşıyıcı vektör dediğimiz canlıların başında geliyor kara sinek. Sivrisineklerdeki aynı özellikten kaynaklı mı? Mikrop taşıyıcılar buna uygun alanlarda yavruluyorlar, yumurtluyorlar ve devam ediyorlar. Evet. Ve bunu mu taşıyorlar? Yoksa artı yaptıkları başka... Sivrisinekten farkı şu, sivrisinek sıtma etkeninin taşıyıcısıdır anofel. Sıtma etkeni parazit olduğu için sivrisineğin içinde bir metamorfoza uğrar, ondan sonra insana geçer. Orada bir metamorfoza uğrar, sivrisineğe geçer. Bir döngü vardır. Karasineğinki bundan biraz daha farklı. Karasinek çok usta bir uçucudur. Konuyla ne alakası var? Böcekler dünyasının en iyi uçucularından bir tanesidir. Hatta birçok kişi güncel hayatında da şahit olur. Kara sineği yakalamaya çalışırsın, daha elini kaldırmadan yön değiştirir. Sinekliği savurursun, daha sineklik yaklaşmadan yön değiştirir. Muazzam akrobasiye sahiptir. Bu yüzden de aşırı derecede enerji harcar. Çok fazla glikoz harcar. Çok fazla glikoz harcar, çok fazla enerji harcar deyince çok fazla beslenmesi lazımdır. Çok fazla beslenir, çok fazla enerji harcar. Çok fazla enerji harcar deyince çok fazla dışkılar. Bir kara sinek ortalama 5 dakikada bir dışkı bırakır. Beslenmek
tırnak içinde çöpler, kanalizasyon, dışkı atıkları, insanların yiyecekleri, tabaklar, şekerler bilmem neler üzerine dolaşır. Oradan besin olarak ne alıyor? Yani bir dışkıdan besin olarak neyi alıyor bir karasinek? Yani neyle besleniyor? Karasineğin asıl, yani insan neyle besleniyor? Onunla besleniyor. Asıl enerji metabolizmasını oluşturan glikozdur. Glikozun olduğu her yerde, şekerin olduğu her yerde gider. Fakat şöyle bir özelliği daha var. Yiyeceklerin, glikozun, yiyeceğin kokusuna çok duyarlı bir algılama sistemi var. Enteresan tarafı bu algılama sistemi insandaki gibi ön beyinde işlenen bir bilgi mekanizmasına sahip olmadığı için karasinek uçarken herhangi bir gıda, işte glikoz olur, yağ olur, protein olur, herhangi bir tanesinin kokusuna rastladığı zaman bu kokunun sinyali direkt olarak beyne gidiyor. Hiçbir işleme uğramadan. Kokunun geldiği yere inmek için iniş takımları otomatik açılıyor. Otopilot gibi. Gidiyor oraya konuyor. Tad alma duyuları sineğin ayaklarının altındadır. Ayakları aynı zamanda dili yani. Aynen öyle. Besinin üzerine konar. Oradaki reseptörler besinin yeterince kaliteli ve onun istediği bir şey olduğuna kanaat getirdiğinde ikinci bir sistem devreye girer. Hortumu otomatik olarak çıkar. İstemli olarak değil. Oraya dokundu. Burada yeterince glikoz var der. Hortumu otomatik olarak çıkar ve oradan beslenmeye başlar. Yani keyfiyetle bugün canın protein istemiyor falan deme gibi bir mekanizma öyle yok. Öyle mekanizma yok. Buldun ye, bulamadın kaç. Şimdi ağzın içinde iki tane hortum şeklinde mekanizması var. Bunlardan bir tanesi sinek kondu. Lezzetliymiş dedi. Beyin sinyal verdi. Hortum açıldı. Oradan yemeye başladı. İkinci hortumdan da bunlar dış sindirim ihtiyacı olan hayvanlardır. Tükürük salgılamaya başlar. O tükürük besini vücudun dışında ön sindirime tabi tutar. Bir taraftan sindirirken öbür taraftan da emer. Bir önceki bilgiyle bunu birleştirirsek çok yüksek enerji harcıyor. Çok hızlı beslenmesi lazım. Çok hızlı dışkılıyor. 5 dakikada bir dışkılıyor. 5 dakikada bir besleniyor. Çöpten lavaboya, lavabodan kanalizasyona, kanalizasyondan tabaktaki yemeğe gibi çok hızlı bir sistemle. Şimdi hastalıkları çok kolay dağıtıyor, mekanik olarak dağıtıyor. O yüzden bir insan atığında hangi hastalıklar varsa, bu dizanteri olabilir, dankurması olabilir, herhangi bir parazit olabilir, E. coli olabilir, bir aralar çok malaydı, kolibasili dediğimiz atıklar olsun. Bunları kirli ortamlardan, temiz ortamlara çok hızlı bir şekilde dağıtıyor. Zaten popülasyonun çok büyük bir bölümü bu sineklerden oluşuyor. Zaten çok hızlılar ve mekanik olarak bir hastalığı bir yerden başka bir yere taşıması çok kolay ve hastalıkların hızla yayılmasına sebep olan. Evet, burada spesifik olan ya da bunu tahmin edemediğimiz sineğin bunu çok hızlı bir ritim ve hızlı bir mekanikle yapıyor olması. Evet. Çok kolay ve hızlı. Böylece aynı zamanda taşınırken ya da bir şey olurken mikrop zarar da görmüyor. Yani orijinal haliyle öteki tarafta başka yani bir diğer yerde. Parazitel türlerden farklı olarak aldığı mikrop karasinin içinde herhangi bir değişime uğrayıp da siklusunu, çemberini tamamlamıyor. Adam hangi hastalıkla muhatap olursa mekanik olarak onu alıyor, öbür tarafa taşıyor. Peki yani karasinek kirli yani işte kanalizasyon, çöp ve benzeri şeyleri özellikle seçmiyor o zaman. Temiz besin olsa temiz besinden de beslenebilir. Yani ortalıkta bir yağ olsa gidip yağdan da beslenebilir ya da işte baldan da beslenebilir. Ama bunları bulamadığı ya da bunlara ulaşmakta zorlandığı yerde gidip bunu kanalizasyondan ya da çöpten de elde edebiliyor. O da var ama bu ikinci bir mekanizmayı devreye sokuyor. Üreme mekanizmasını devreye sokuyor. Karasinekler yumurtalarını genellikle çürümenin olduğu yere bırakırlar. Çünkü çürüme sonucu birçok mineral ve vitamin ortaya çıkıyor. Biz her ne kadar kullanmasak da bakteri faaliyetleri sonucu mesela askorbik asit diye bir şey çıkıyor ortaya. Bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların daha iyi gelişmesine sebep oluyor. Aynı zamanda orada da besin var. Yani şeyde dışkılarda karasineğin kullanabileceği çok bol miktarda besin var. Anladım. Çok küçük bir hayvan olmasından kaynaklı muhtemelen. Yani hani çünkü moleküler seviyededir oradaki besin. Hayır, biz kullanamadığımız için o bizim ilgimizi çekmiyor. Ama canlıların büyük bir bölümü aldıkları besinin %100'ünü kullanarak dışkı bırakmıyor. Büyük bir bölümünü olduğu gibi bırakıyor aslında. İçinde bol miktarda amino asit var, bol miktarda yağ var, bol miktarda vitamin var. Aslında çok besleyici ama karasinek sen tabii. Ha, ben de dedim ki acaba mesela işte kokusu, ya kokuya karşı duyarlar ya, dışkı ya da çöp kokusu bir ilgilerini çekiyor falan yani. Hani bunu bir ilginç buluyorlar. Bu değilmiş anladım. Yok, o da var ama asli olarak yumurtalarını çürümenin olduğu yere bırakıyorlar. Evrimsel olarak nasıl bir hikayeyle geliyor karasinekler? Çok iyi bilmiyoruz. Karboniferden bu yana böceklerin, diptera, sineklerin evrimleştiğini ve bugüne kadar geldiğini biliyoruz ama takdir
takdir edersin ki herhangi bir omurgaları olmadığı için fosil kayıtlarını bulmak çok zor. Diğer böceklerde de olduğu gibi ancak kehribarın içinde hapis kalmış, tesadüfen orada bulmuşlardan başlıyoruz ama bu da işte bizi 250 milyon yıl öncesine kadar götürüyor. Dipterad takımıyla ilgili. Onlardan soy geliyor. Çok zor. Daha önce belki hiç bahsetmedik ama hani hep iskelet fosil falan diyoruz. Böcekler, karasineğin de içinde olduğu böcekler grubunda aslında bir iskelet yok. Gördüğümüz bir iskelet yok. İç iskelet yok. Kitinden oluşan bir dış iskelete sahip. O dış iskeletin içinde yumuşak dokular var. Ve bunların fosilleşmesi maalesef ki çok büyük tesadüflere bağlı. Ama diğer böcek soylarıyla bir paralellik kurmaya çalıştığınızda ta karbonifere kadar soyu gidiyor. Ama hangi kritik aşamada, hangi böcekten ayrıldı, karasinek oldu biraz artık hayal gücüne kalıyor onlar. Yani böceklerin genelinde tabii bu tarz şeyleri değişik ya da farklı olabiliyor. Yani nasıl nefes alıyorlar, bağırsak sistemi nasıl çalışıyor. Bugüne kadar hiç konuşmadık. Yani böcekler tarafında onlar biraz nasıl görüyorlar, evet. Ne tür ses duyuyor, neden o kadar hızlı manevra kabiliyetine sahip yani kanatlar ilgili ne yapmış hani evrimsel olarak. Çok güzel. Bu şey bir hikaye. Karasinek işte bu konuda benim aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Karasinek bu konuda çok güzel bir örnek o zaman. Şimdi biraz önce bahsettik ya karasinek diptera çift yani iki çift kanadı olan böcekleri ifade ediyor. Karasineklerde evrimsel olarak iki çift kanadından bir çifte evrimsel olarak köreldiğini biliyoruz. Körelirken halter organı dediğimiz böyle çok küçük iki yapıya dönüşüyor. İki kanadın ortasında duran halter organı diye bir organı var. Bu organ ne işe yarıyor? Bizim modern teknolojide kullandığımız bir nevi jiroskop görevi görüyor. Beyine veya beynin gönderdiği sinyallere gerek kalmadan sineğin uygun kanat çırpma hızından tutun da dengesini sağlamasına, otomatik denge sağlama organına dönüşmüş. O yüzden çok akrobatik. İkinci konu, bununla paralel olarak. Biraz önce söylemiştim ya, beslenirken ağzından çıkan hortum ve besine inerken pozisyon alması otomatik oluyor. Uçarken de aynı şey var. Kafasının üzerinde bulunan bir kıl grubu diyelim ona, reseptörler ani hava değişikliklerini, ani rüzgar değişikliklerini algılayıp direkt olarak kanada yönlendiriyor. O yüzden biz havada uçan karasineğe elimizi veya işte bir herhangi bir cismi sallarken oluşan rüzgarı algılıyor. Bunu algılamak için özel bir bilgi işlemesine gerek kalmadan direkt olarak kanada yönlendiriyor ve mükemmel sayılabilecek sortilerle bizim bütün hareketlerimizden kaçabiliyor. Enteresan eşyaları evrimiyle de ilgili olabilir. Bizim sinekliklerimizin ortası niye deliklidir? Tahmin edebiliyor musunuz? Çünkü rüzgar oluşturmasın diye. Rüzgar azaltmak. Atalarımız yani onu icat eden adam bunu görmüş. Solid tek parça bir şeyi salladığınız zaman sinek her halükarda kurtuluyor. Ortasına delik açmış. Rüzgar oluşturmadığı için yakalayabiliyoruz. O yüzden gerçekten çok akrobatiktir. Hatta bu kanatların reseptörle direkt yönlendirmesi savaş uçaklarında da bir ara kullanılmaya çalışıldı. Sonra benden sakladılar. Hala kullanıyorlar mı bilmiyorum ama. Güzelmiş. Öyle teknolojiye ilham veren şeyleri var. Nasıl görüyorlar? Çok farklı bir göz yapıları var. Hani böyle çok küçük hücrelerle görüyorlar gibi. Evet, faset göz diyoruz ona. Petek göz diğer adıyla. Yaklaşık 360 dereceye yakın bir görme alanı oluşturuyor sivrisinek. Çok havalıymış. Tabii çok havalı. Arkadan yaklaşınca ben bunu yakalarım da çok fazla işe yaramıyor işin açıkçası. İşin kritik noktası şurada. Aslında bizim göz küremizin içindeki ışık ve renk algılayıcı koni hücrelerinin yapısına çok benzer. Her biri ayrı bir sinyal oluşturur. Bunlarda öyle bir yapı yok. Göz yapısının üzerinde her biri birbirinden bağımsız peteklerden oluşuyor. Ama ben şunu hayal edemiyorum. Yapanlar var, simüle edenler var da. Hani yüz binlerce faset gözün tek bir sinirde toplanıp nasıl bir görüntü oluşturacağını bilmiyorum. Üzerine de çok çalışıyorlar. Hani karasinek böyle görür diye. Filmcilerden, Hollywood'undan bilim adamlarına kadar çalışıyorlar. Çok iyi görmedikleri kesin. İyi koku alıyorlar. 360 dereceye yakın görüyorlar. Duymaları nasıl? Yani sesle alakalı bir bilgi var mı? Kulakları var mı karasinekler? Kulakları yok. Sesi algıladıklarını biliyoruz. Onda bir problem yok. Ama bizim bildiğimiz anlamda bir kulak yapısı yok tabii onlarda. Gene hayal etmemiz zor oluyor. Yani adamın tad alma tomurcukları ayağında. İşte koku alma bilmem neleri bilmem neresinde. İşte rüzgar reseptörleri kafasında gibi. Çok hayal edebildiğimiz şeyler. Ama böyle değil. Çok yakından bakınca da bir süper kahraman gibi görünüyor yani. Değil mi? Yani hani evet çok spesifik özellikleri olmuş. Ama çok karikatürize ediliyor. Bir de şey vardır yani böyle sinek konar. evet, elleriyle böyle bir davranış. Şey işte onun amacı ne? Temizlenmek bunlardan bir tanesi. Yani bütün reseptörlerinin üzerine doluşan veya yapışan tozları, polenleri falan temizlemek istiyorlar. Ama karasineklerde biraz daha özelleşmiş dedim ya, tad alma tomurcukları
ayaklarında. Kafası karışıyor büyük ihtimalle o kadar şeye konunca. Onları bir temizliyor. Bir kendi meşrebince sterilize ediyor orada. Diğer enteresan konulardan biri, bak bunu daha önce de hiç konuşmamıştık. İyi ki sordun. Nasıl nefes alıyorlar? Mesela akciğerleri yok. Öyle bir şey yok. Böceklerin hiçbirinde yok bu arada. Bunlar trake sistemi denilen bir sistemle nefes alıyorlar. Oksijeni alıyorlar. Kitin tabakasından oluşacak dış iskeletlerinde özellikle abdomen dediğimiz gövdenin yan taraflarında çok mikroskobik delikler vardır. Ve buradan giren havayla oksijenli solunumlarını yaparlar. Enteresan bir trake sistemi, yani kanal sistemi var vücutların içinde. Anladım. Hareket ettikçe bir nefes hareket alabilir. Ettikçe. Ha, içeride böyle havayı vakumlayan yok. Ve dışarı çıkartan falan bir şey yok. Yani hani. Yok. Difüzyon yoluyla, yani hava oradaki o kadar ince kanalın arabalarda içine. Arabalarda falan kullanılır bazen öyle, yani hava yolunda havalandırma yapmak için. Yani hareket etmek zaruridir. Hareket etmezsen oradaki hava duran kalabilir. Tabii. Bir de mesela gene biyolojide canlılarda şöyle bir buraya bağlarsak. Herhangi bir canlının, karada yaşayan herhangi bir canlının vücut kütlesi küçüldükçe, hacmi küçüldükçe metabolizma hızı kural olarak artar. Sinekler grubu da çok küçük olduğu için bizim metabolizma hızımıza göre çok hızlı bir bünyeleri vardır. O yüzden bu trake sistemiyle direkt aldıkları havayla, işte yoğun beslenmeyle, glikoza düşkünlükleriyle, ağzımıza burnumuza dolmalarıyla, hayatımızın her tarafına girmeleriyle ancak hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Bunu bizden çok önce tabii keşfetmişler. Sümerler'de utanmazlık tanrısının simgesidir mesela şey, karasinek. Güzel. Hayatımızın her yerinde taciz halinde. Tabii. Tabii yani biz yine kentlerde bir miktar sinekle baş etme konusunda fena değil. Birazcık yol kat ettik yani. Mesela İstanbul hem sivrisinek konusunda hem karasinek konusunda belli bölgelerinde bayağı başarılı faaliyet tabii. Yürütüyor. Daha çok çok az rastlıyoruz. Ya ama kırsala göre de. Kırsalda çok büyük bir baş belası olabiliyor yani. Bir kesinlikle. Dedim ya, hem çok hızlı yürüyorlar hem çok kolay adapte oluyorlar. Her şeyle besleniyorlar. Geçen belgesel seyrediyorum aslanlarla ilgili. İşte erkek aslan klanını tehdit eden başka bir erkek aslanına doğru gidiyor. Ben diyorum siyah aslan olmaz ama bunda bir gariplik var. Kamera bir yaklaştı. Abi karasinek. Her tarafını kaplamış hayvanın suratı hariç. İnanılmaz büyük popülasyonlarda. İşte hatta onun efsanesi vardır. İşte karasinekler anlık olarak öldürsek dünyada, uydurma tabii bu da, 8 metre kalınlığında bütün dünyayı kaplayan bir karasinek kitlesi oluşur falan diye abartılı. Ama o kadar sayıda karasinek var ve devam ediyor. Tabii. Ve dünyanın her yerine yaygın böcek türü. İnanılmaz. Kutuplara kadar her yerde var. Yani kutup ayısının üstünde de var karasinek. Özellikle böceklerde şöyle bir sistem var. Biz buna termal konstant diyoruz. Isıya bağlı büyüme. Isı kadar büyüme. İşte ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ısı azalıyor falan filan. Şimdi özellikle böceklerde bir evreden başka bir evreye, mesela yumurtadan larvaya, larvadan pupaya, pupadan ergine geçmek için belli bir miktarda çevre ısısı absorbe etmesi gerekiyor. Eğer sen ekvatorda yaşıyorsan ve ortalama sıcaklık 30 derece ise ve senin bir evreden başka bir evreye geçmek için 9000 santigrat derecelik ısıya maruz kalman gerekiyorsa, bunların toplamı olarak ne oluyor? İşte bir ayda bir evreden başka evreye geçiyorsun. Termal konstant kuralları gereği sen bunu bu türü ekvatordan alıp İskandinavya'ya koyduğun zaman yine 9000 santigrat derecelik ısıya maruz kalması lazım zaman içinde. Ama o İskandinavya'da bir ayda olmuyor işte. O işte 3 ayda oluyor. Ancak 3 ayda belli bir aşamadan başka aşamaya geçebiliyor. Buna da biz termal konstant diyoruz. Laboratuvar şartlarında 15 dakika hatayla bir karasineğin ne zaman yumurtadan çıkacağını oturup hesaplayabiliyorsun. Diyorsun ki 15 dakika sonra yumurtadan çıkacak. Yani çok küçük bir hatayla yapabiliyorsun. Tabii doğada bunu hesaplaması zor ama gene de kullanılan bir şey. Çünkü onu topladığı ısıyı biliyorsun. Tabii. Kadar bugün karasinek atmosferdeki o İstanbul şartlarında ortalama sıcaklık ne kadar? 14 derece. O 14 derece metabolizma hızını belirlemek, metabolizma hızını oluşturmak için belirlenen termal konstant ısısının toplamının ne kadarını oluşturuyor? %5'ini oluşturuyor. İşte benim evimdeki karasinek o yüzden ağır vasıta gibi uçuyor. Anladın mı? O kimyasal reaksiyonların oluşması için gerekli ısıyı toplayamadığı için. Ama ben evde kaloriferleri yaksam, uygun ortam oluştursam, ısıyı yükseltsem hemen metabolizma hızı normal şekline dönüşecek ve bir sonraki görev neyse ona gidecek gibi. Enteresan bir şey. Karasineklerle alakalı tabii şeyi sormak çok mümkün değil. Ha bu şunu sormadık aradan. Önemli sorulardan bir tanesi. Nasıl çiftleşiyorlar? Seks önemli abi. Bütün böceklerde olduğu gibi bir dişisi var, bir erkeği var. O konuyla ilgili çok kötü şakalarım ve fıkralarım var. Bir ara anlatırım sana. Ama hani şey gibi değil değil mi? Yani dişiler yumurtayı bir yere bırakıyor, erkekler
gidiyor, spermi üzerine sapıyor falan gibi değil. Çiftleşiyorlar yani. Çiftleşiyorlar normal. Bazen havada uçarken falan görüyorlar. Yani çift uçuyorlar ya, akrobasi için uçmuyorlar, çiftleşiyorlar. Gerçekten öyle bir çiftleşiyorlar. Tabii. Öyle çiftleşiyorlar, ondan sonra dişesine gidiyor. Çok çok aerodinamik bir seks hayatıymış, enteresan gerçekten. Kesinlikle. Hani şey yapabilirsin böyle, erkek mi dişi mi falan. Enteresanmış. Çiftleştikten sonra dişisi gidiyor herhangi bir gübrelik kokuşmanın olduğu yerde yumurtalarını bırakıyor. Çıkanlar da başının çaresine bakıyor. İşte oradan larva çıkıyor. Larva ortam şartlarına göre, havanın termal konstantta söylediğimiz gibi, ortamın sıcaklığına göre 4 evre larva dönemini geçirdikten sonra pupa haline geliyor. Bu da ortalama iyi şartlarda 1 hafta falan sürer. 10 gün olabilir ısıya bağlı. Pupa çatlıyor, içinden ergin sinek çıkıyor. 1 saat sonra da çiftleşmeye başlayabiliyor. 1 saat sonra. Hmm. Boşuna utanmazlık tanrısı demedik. Peki. Son sorum da şu. Yani öyle ya da böyle kara sineklere maruz kaldığımız bir yerde kara sineklerden kurtulmak için yapabileceğimiz, tavsiye edeceğin, söyleyeceğin bir şey var mı? Uzaklaştırmak, olduğumuz bölgeden uzaklaşması için falan. Klasik çöpleri bizden uzak tutalım ya da kapalı tutalım. Çöplere ulaşılmayı zorlaştıralım. Çürümeye sebebiyet veren hiçbir şeyi ortalıkta bırakmamamız gerekiyor. Çünkü o çürüme kokusu, askorbik asit, C vitamini gibi şeylerin, vitaminlerin oluşturduğu, bakterilerin oluşturduğu besi yerleri sineği çok iyi çeken, bunları kesinlikle ortada bırakmamamız gerekiyor ki gelmesinler. Geldikten sonra da çok fazla bir, hani bizim bildiğimiz piyasada satılan aerosoller, işte tuzaklar, mavi ışıkların dışında çok fazla bir seçeneğimiz yok maalesef. Anladım. Ya da elimizde şapşapla beraber sinek. Onun elektrikleri çıkmış ya. İnsanoğlu çok değişik. Geçen çat diye bağırıyor. Ben, yani elinde raket var. Antikacı gibi bir yerde. Herif elinde raketle antikacının önünde duruyor. Diyorum var bunda bir gariplik falan. Şöyle bir salladı çat diye ses geldi. O dedim elektrikli sineklik. Değişik bir şey. Değişik. Sabicim çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Can. Kara sinekler konusunda bizi gayet aydınlattı. Erken uyarı sistemi olarak alın konuyu. Kış geliyor. Epey bir süre kara sinek görmeyeceğiz. Ama hava ısınmaya başladığı ilk günden itibaren bu hızlı metabolizmaya sahip olan canlılar etrafımızı gene saracak.